Merhabalar, sizlere bugün embriyo transferinden söz etmek istiyorum. Tüp bebek tedavisinde en önemli aşamalardan birisi olan embriyo transferi sonrasında nelere dikkat etmeniz lazım, nasıl beslenmelisiniz, kanama olursa önemli midir, kas ağrıları ne anlama geliyor, kabızlıkla nasıl mücadele edilir, testler nasıl yapılır, ilaçlar nasıl kullanılır, işte bu videonun konusu. Evet zor bir süreçten geçirildikten sonra en sonunda embriyolarımız 3 ila 5 gün kadar laboratuvar koşullarını büyüttükten sonra biz anne rahmine transfer ediyoruz. E, i̇ki şekilde transfer var. Bir taze transfer bir de dondurulmuş embriyo transferi var. Biz buna kriyo IT ya da dondurulmuş embriyo transferi diyoruz. Eğer taze embriyo transferi yapılmışsa test e, embriyo transferinden 12 gün kadar sonra ya da 10 gün kadar sonra ya da dondurmuşlardaysa 10 gün kadar sonra size de söyleyeceklerdir. Kanda BTCG testi yapmamız gerekiyor. Lütfen erken dönemde gebelik testi yapmayalım. Çünkü erken dönemde yaptığınız testler sizi yanlış yönlendirebilir, kafanızı karıştırabilir. Özellikle idrar testlerine kesinlikle güvenmemenizi, bunlara ehemmiyet vermemenizi tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer testiniz pozitif gelmişse tabii ki sevineceğiz, çok mutlu olacağız. Ama mutlaka testi aynı merkezde 2 gün sonra tekrar etmeniz gerekiyor. Örneğin ilk gününde yaptığınız BTCG testi, örneğin 150 çıktıysa 2 gün sonra testin yaklaşık 2 kat kadar artmasını bekliyoruz. Yani 300 civarında bir testin değerini görmemiz gerekiyor. E, bu durumlarda nasıl sorunlar olabilir? Bazen ilk verdiğiniz kan testiniz 50, 60, 30 gibi rakamlar olabilir. Bunlar aslında bizim için çok istediğimiz rakamlar değil. Biraz daha rakamı biz, 100'ler, 150, 200, 300 gibi daha yüksek rakamlarda olmasını bekliyoruz. E, yine de düşük bir rakam olsa da test aynı merkezde, 2 aynı, e, gün sonra testi tekrar etmeniz lazım. İlk testi verdiniz örneğin 150, 2 gün sonra testi aynı merkezde verdiniz. 300 civarındaysa her şey yolundadır demektir. İlk testi verdiğiniz 150, iki gün sonra verdiğinizde 200 civarındaysa, 220 civarındaysa bu testi tekrar tekrar aynı merkezde iki gün sonra tekrar etmekte fayda var. Ee, bazı durumlarda kimyasal gebeklenen durumla karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani kanda BTCG pozitif olsa da e, keseyi görmemiz mümkün olmuyor. Bazen keseyi görsek de haline gelmiyor. O yüzden benim sizlere Tavsiyem bebeğinizin kalp atımlarını görmeden lütfen kimseyle paylaşmayınız. Bu konuda ketum olmakta çok fayda var. Ee, özellikle büyüklerle bu konuyu paylaştığınız zaman bunlar size daha fazla sonrasında daha fazla stres, daha fazla soruyla ile çıkacaktır. O yüzden bebeğinizin kalp atımlarını görmeden lütfen herkesle paylaşmamanızda fayda olduğunu tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer beklenen günün sonunda yani 10 gün ya da 12 gün sonra yaptığınız BTG CG testinizde negatifse de lütfen üzülmeyiniz. Bu dünyanın sonu değildir. Sonuçta sizler sağlıklısınız. Rahminiz, yumurtalıklarınız, eşinizin spermleri hepsi yerinde duruyor. Uygun zamanda kendinizi psikolojikman ve bedenen ve maddi olarak hazır hissettiğinizde tekrar bu testi deneyebilirsiniz. Ama burada unutmamız gereken bir husus var. Negatif görüş, negatif durumlarda mutlaka doktorunuzla yüz yüze tekrar görüşünüz. Bu çok önemlidir. Tedavide neler yapıldı, ne yapılabilirdi, bir eksikliğimiz, bir hatamız mı oldu? Aynı e, hataları ya da sorunları tekrar yaşamamak adına e, bunu mutlaka doktorunuza görüşmenizi özellikle istiyorum. Biz bunu negatif sonuç görüşmesi diyoruz. Bu önemli bir durumdur. Bu 12 ile 14 günlük tedavi sürecinde yani embriyo transferi sonrasındaki korktuğumuz en önemli şeylerden birisi de strestir. Stresten e, oldukça kaçınmaya çalışmanızı tavsiye ediyoruz. İşte gereksiz yere uzun uzun işte e, bu konuyu araştırıp strese girmeniz, işte erken gebelik testleri yapmanız, bunu herkesle konuşmanız sizi gerebilir. O yüzden sürekli yatmanız da, sürekli bu konuyu düşünmeniz de sizin stresinizi arttırabilir. İnsanlar stresten kalp krizi geçirebilir, insanlar stresten mide kanaması geçirebilirler. Aynı şekilde stres yüzünden de bu bizim tübörük başımızı olumsuz etkileyebilir. O yüzden mümkün mertebe daha önce yaptığınız, sizi rahatlatan, mutlu eden konulara odaklanmanızda tavsiye var. Bunlar yoga olabilir, pilates olabilir, günlük yürüyüşler olabilir, doğada daha çok zaman geçirebilirsiniz. Ya da mutluysanız işinize de dönebilirsiniz. O yüzden 1-2 e, günlük istirahatten sonra sürekli yatmanızı kesinlikle önermiyoruz. Aslına bakarsanız 1-2 günlük istirahat da çok önemli değil ama kendinizi daha iyi hissetmek adına ben 1-2 günlük e, anne adaylarına 1-2 günlük istirahat öneriyorum. Ama dediğim gibi bunda da sürekli yatmanıza, istirahat etmenize gerek yok aşırı aktivite olmasın. Örneğin ev temizliği yapmayalım, cinsel yaşam bir iki gün kadar olmasın, spor yapmayalım. Ama dediğim gibi günlük yürüyüşler, yüzme olabilir. Sadece eğer yüzüyorsanız denizde ıslak kalmamanız gerektiğini tekrar hatırlatırım. Hamam, sauna ya da yüzme hozlarının sterilitesinden emin değilseniz lütfen buraları kullanmayalım. Eğer temizliğiyle ilgili herhangi bir endişeniz yoksa da e, uzun süre e, buralarda sıcak ortamlarda bulunmayalım ve mutlaka e, bu tür e, hamam, sauna ya da işte yüzme sonrasında arasında e, mutlaka ıslakma olacak kalmamaya özen gösterelim. Seyahatler önemli konu çünkü bize uğraştıran anne adayların birçoğu bize şehir dışından geliyor. Şehir dışından gelen anne adaylarının tekrar memleketlerine, yaşadıkları yerlerine dönmeleri için biz en az 8 saat dinlenmelerini istiyoruz. Mümkünse bir gün kadar istirahat etmelerinde fayda var. Seyahatlerde en çok uçakla seyahati tercih ediyoruz. Özel araçla da gidebilirsiniz ama en son tercihimiz otobüs. Otobüs çünkü e, oldukça uzun sürüyor ve çok konforlu değil. Mümkün mertebe biz transfer sonrasında anne adaylarına e, otobüsle seyahat önermiyoruz. Birçok ilaç verilecek size. Evet biliyoruz yoruldunuz. Aylarca, haftalarca, günlerce karnınızdan iğneler yapıldı ve belki de transferden sonra da yapılmasına gerek var. Eğer dondurulmuş embriyo transferi yapılmışsa size östrofen denen bir ilaç verilebilir. Ama bazı protokollerde artık de kullanılıyor. Kullanacağınız diğer ilaçlardan birisi progesteron türevleri kullanabilirsiniz. İşte progesteronun, vajinal progestan vajinal fitil kullanabilirsiniz. Bunun dışında karından prolitex, progestan denen yine iğneler kullanabilirsiniz. Karşıdan proliton depot denen iğneler kullanabilirsiniz. Bunlara mutlaka hiç ara vermeden sürekli devam etmeniz lazım. Ta ki doktorunuz artık kesebiliriz diyene kadar... Biz bu tedavilere bazı hastalarda gebeliğin 10. haftalarına kadar, 12. haftalara kadar devam edebiliyoruz. Bu da aklınızın bir kenarında olsun. Bazı durumlarda özellikle tekrardan tüp bebek başarısızlıklarında biz hastalarımıza aspirin tarzında ya da kanı sulandıran oksapar, kleksan ya da bunun benzeri kan sulandırıcı iğneler verebiliyoruz. Bu iğneler biraz can yakıcıdır ama bunlar da doktorunuzun söylediği şekilde günde bir ya da iki defa söylediği tarihe kadar sürekli kullanmanıza fayda var. Bu sürekli kelimesini defaatle tekrar ediyorum. Çünkü bazı hastalar ilaç kutusu bitti diye ilacı bırakıyorlar. Bu bizim için çok olumsuz bir durum. E, ilacınız i̇lacınız bittiği zaman kendiniz kesmiyorsunuz. Mutlaka hemşirenize ya da doktorunuza danışarak devam edip etmeyeceğinizi teyit etmenizde fayda var. Tedaviye destek olarak C vitamini alabilirsiniz. Omega 3 tarzı vitaminler alabilir. En önemlisi de folik asit almanız gerekiyor. Az sonra bu folik asitin, C vitamininin ve omeganın folik doğal olarak nerelerden alacağını da beslenme konusunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada önemli hususlardan birisi de ilaçlarınızı bol suyla almanız lazım. Bu sizi hem kabızlığa karşı koruyacaktır, hem de idrar yollarınızın e, temizlenmesine fayda sağlar. İlaçlar konusunda tekrar söylemek istediğim şey bizim için çok önemli çünkü emin olmadığınız her şeyi hiç çekinmeden, utanmadan, sıkılmadan tekrar tekrar Tüp bebek merkeziyle görüşmenizde fayda var. Kabızlıkla çok sık karşı karşıya kalıyoruz. Bunun nedeni hastalarımız, anne adaylarımız çok su içmiyorlar. Çok fazla ilaç kullanıyorsunuz. Bu ilaçlarda özellikle progesteron bağırsak sistemimizi yavaşlatabiliyor. İşte bu yüzden de kabızlık olmasın diye günlük en az 2-3 litre sıvı, sıvı tüketmenizi istiyoruz. Bu mutlaka su olmak zorunda değil, çay olabilir, bitki çayları olabilir, meyve suları olabilir. Tabii ki kola, fanta gibi içerisinde kimyasal madde içeren hazır e kimyasal içerikli maddeleri de önermediğimizi hatırlatmakta fayda var. Eğer kabızlık sorununuz hafif derecede başlamışsa sabah aç karnına kayısı tüketebilirsiniz ya da bir yemek kaşığı kadar ya yani da iki yemek kaşığı kadar da zeytinyağı tüketebilirsiniz. Ama burada ipucunun önemli noktanın bol su içmek olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Gelelim beslenme konusuna. Beslenmede de abartılacak bir şey yok ama tabii ki gebeliğe zararı olmayan, bütün gebelerin yaptığı ya da anne adayların yaptığı, içerisinde kimyasal madde olan sosis, salam, knoblyon, kola, fanta, hazır çorba, tarzında içerisine kimyasal madde içeren hazır besinleri çok fazla tercih etmiyoruz. Çok tatlı, yağlı, hamur işi, pasta, kek, kurabiyenin de çok fazla tercih edilmemesini tercih ederiz. Günde bir tane normal kahve içebilirsiniz ya da iki tane açık çay içebilirsiniz. Yeşil çay, ıhlamur, papatya, rezene bunlardan günde birer tane içebilir. Sadece nane ve ada çayını pek fazla tercih etmiyoruz e, çaylar arasında folik asit bizim için önemli özellikle Akdeniz ve usul, Akdeniz ve Ege usulü beslenirseniz yani besinlerinizde işte portakal suyu olursa salatalar olursa baklagiller olursa ceviz olursa yumurta olursa bunlar bol miktarda folik asit içerdiği için bebeğinizin beyin ve omurga sisteminin gelişmesinde önemli katkı sağlayacaklardır. Omega 3 bizim için önemli. Omega en çok, omega 3 en çok balıkta var, balık yağında var. Mümkünse haftada en az 2 ya da 3 defa balık tüketmenizi tercih ediyoruz. Balık tüketiminde kızartma değil, daha çok buğulama ya da işte fırında şeklinde yapabilirsiniz. Eğer balık sevmiyorsanız da balık yağı desteği alınabilir. Ton balığı da haftada en az 160 gram yani 80-80-160 gram da balık, ton balığı ya da somon tüketmenizde fayda var. Destekliyoruz. Bir zararı olmaz. C vitamini önemli. C vitamini zaten hepiniz biliyorsunuz. Narenciyelerde bu miktarda var. portakal, mandalina eğer mevsimi ise limon, biberde bu miktarda C vitamini var. Bunları da bol bol tüketmenizi tavsiye ediyoruz. alkol alımını önermiyoruz. Sigara içmenizi de tavsiye etmiyoruz. Bunlar bizim için önemli hususlardan birisi. Cinsel yaşam konusunda aslında son söz anne adayının. Eğer istemiyorsanız bu konuda bir zorlamaya ya da e, ısrar etmeye gerek yok ama bizim açımızdan e, bir e, transferden birkaç gün sonrasında artık cinsel yaşamın bizim için engel bir durum yok Ama dediğim gibi karar yine sizlerin anne adayının prezervatifli olabilir e, ya da dediğim gibi e, gebelik testine kadar arada verebilirsiniz. Kasık ağrıları olabilir özellikle transferden sonra bir miktarda çok önemli değildir hafif miktarda olması ama özellikle embriyo transferinden sonra ki geçen 10-12 gün sonra gebelik testine yakın günlerde kasık ağrı olması bize çoğu zaman gebeliğin belirtisi olarak düşündürür. Tabii ki diğer yandan da gelecek bir adetin belirtisi olabilir o yüzden sadece kasık ağrısına bakarak da karar vermemekte umutlanmamakta fayda var. Eğer şiddetli bir kasık ağrınız varsa mutlaka doktorunuza bilgi vermekte fayda var. Özellikle e, taze embiyo transferlerinde yumurtalıklarınız fazla e, büyümüşse, uyarılmışsa ovaryan torsiyon dediğimiz yumurtalıklar kendi etrafında dönebilir ya da karnınızda su toplaması olabilir. E, bunları mutlaka e, karına su toplanması ya da şiddetli kasık ağrısı olursa, idrar çıkmada azam olursa da buna mutlaka e, tedavi yakan, yapan hekiminizle konuşmakta fayda var. Evet gelelim kanama konusuna. Kanamadan biz biraz korkuyoruz. Umarım hiçbirisinin hiçbir kimsenin ciddi bir kanaması olmaz. Eğer transferden sonraki günlerde yoğun bir kanamanız oluyorsa bu durum için biraz olumsuz bir durum. Mutlaka bu durumda tüpevük merkezi ile konuşmanızda fayda var. Ama yine test gününe yakın günlerde hafif pembe renkli akıntılar olabilir. Bunlar normaldir. Biz bunları çoğu zaman embriyonun rahmet tutulmasının işaret olarak görürüz. O yüzden bunları görürseniz de negatif düşünmeyelim. Her zaman etrafınıza pozitif enerji saçmanızda fayda var. Gebeliğin erken belirtileri nelerdir? Genelde hastalarda bir uyku hali olur. Bunun dışında göğüslerde hassasiyet olabilir, baş ağrısı olabilir, bel ağrısı olabilir, sık sık idare çıkmalıdır. Çok bulantı kusma beklemiyoruz. Daha çok psikolojik duruma ilgili daha sinirgen, sinirli, alıngan, tahammülsüz, öfkeli bir kişilik yapısına bürünebilirsiniz. Bunlar da artan gebeliğin hormonlarına bağlı olduğunu düşünüyoruz. Tabii bu konuyla ilgili daha uzun bir videomuz var. Bunu ben linkte paylaşacağım. Gebeliğin erken belirtileri neler olduğunda eğer merak ediyorsanız da açıklamalar kısmındaki video linkinden görebilirsiniz. Uzun bir konuydu. Kısaca özetlemeye çalıştım. Bütün e, bu videoyu izleyen bütün anne ve bu adaylarının sağlıklı bir şekilde e, gebeliklerinin oluşmasını istiyoruz. Poz, pozitif, olumlu sonuçlar alalım. E, Sizlere sağlıklı günler diliyorum. Kanalımıza iyi olursanız çok sevinirim ve çevrenize iyi mutlu edersiniz. Sağlıklı, mutlu günler. İyi haberler bekliyorum.